Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda Paralimpik oyunlarına katılacak atletizm milli takımımızı konuk edeceğiz. Onlar beni yayın öncesinde terlettiler. Ben de yayın esnasında teker teker onları terleteceğim. Efendim, Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet abi, ilk önce senden başlayalım istersen. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda atletizmden sorumlu as başkansın, yönetim kurulu üyesisin. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda atletizm ne durumda? Paralimpik oyunlarına gideceğiz böyle pırıl pırıl gençlerle birlikte. Valla 1,5 sene öncesine baktığımız zaman Türkiye'de atletizmde belli bir sporcularımız vardı. Ama olimpiyata giden bugüne kadar atletizmde hele hele bayan sporcumuz hiç yoktu. Çok şükür bir oturduk hocamızla, bir kendimize hedef seçtik. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Ve çok şükür federasyonumuzun bize verdiği destekle, Bağcılar Belediyesi'nin bize verdiği destekle hedefimizi vurduk. Hedeften sonrası da iki sporcumuzu daha kazandırdık. Yani biz iki sporcuyu getireceğiz mi diye hesaplarımız vardı. Ama 2 iken 4 oldu çok şükür. Bu başarıyı yakaladık. Tabii esas hedefimiz oraya gitmek değil. Tatil için falan gitmiyoruz biz. Oraya hakikaten bir amaç için gidiyoruz. Oradan döndüğümüzde çok daha mutlu döneceğiz. Ben kardeşlerime, sporcularıma inanıyorum, hocama inanıyorum. Biz güzel bir başarılarla döneceğiz. O yüzden Türkiye'nin yüz akı olacağımıza canı gönülden inanıyorum. Küçük bir parantez de açalım Bağcılar Belediyesi'ne. Bağcılar Belediye Başkanı gerçekten engelli sporuna çok ciddi katkılarda bulunuyor. Ben ilk önce kendisiyle Hollanda'da yapılan atletizm şampiyonasında tanışmıştık. Çocuklarla evet. Konuştuk. Dedik sandalyeleri yok. Hemen orada nasıl birden müdahale etti? Dedi hemen çocuklara ikişer tane birer tane sandalye aldıralım dedi. Biraz da Bağcılar Belediyesi'nin neden engelli sporlarına bu kadar önem verdiğinden bahsedelim. Şimdi Bağcılar Belediyesi bu konuda gerçekten yıllardır hep öndeydi. Ta ki belediyemizin kurucu başkanı Feyzullah Bey'den başlayıp sonradaki şimdiki başkanımız Sayın Lokman Çağrıcı ile devam ediyor. Biliyorsunuz Bağcılar'da güzel bir engelliler sarayımız var. Evet, orayı ziyaret ettik engelsiz spor evet, programı olarak. Yani orası engelliler için hakikaten müthiş bir olay. Ha tabii gönül daha iyisini isterdi ama şu anda Türkiye'de öyle bir şey yok. Ben de 4 senedir oradayım. 4 senedir arkadaşlarımla beraberim. Engelliler adına Sayın Başkanım'dan ne zaman bir şey istersek bugüne kadar yok denmedi. İnşallah. Ha tabii biz de isterken boş şeyler istemiyoruz. Yani altı dolu şeyler, ihtiyaç olan şeyler. Dolayısıyla bunu istediğimiz için de Sayın Başkanımız her zaman bize evet diyor. Gecenin geç saatlerinde bile olsa geldi. İnşallah bizi olimpiyat dönüşü de havaalanında karşılayacak İnşallah. Başkanımız. Diğer belediye başkanlarımız da örnek olur. İnşallah. Yani varmışlar. Bu konuda diğer İstanbul'daki bütün başkanlara hakikaten engellilere ne zaman ne yapsa azdır. Çünkü engellilerin duasıyla kendi başarılarını arttırırlar. Evet Ömer, çalışmalar nasıl gidiyor? Biraz da ondan bahsedelim lütfen. Federasyonumuz 2 ay kamp istedik, verdiler. Şu an İstanbul'da 2 aydır kamptayız. Buradan gideceğiz olimpiyat, paralimpik olimpiyatlarına. Her şey iyi gidiyor. İnşallah madalyayla döneceğiz. Türkiye'ye güzel şeyler kazandıracağız. Adımızdan söz ettireceğiz. Peki uluslararası yarışmalara katılıyoruz. Oradaki rakiplerimizin derecelerini de görüyoruz. Peki ne durumdayız? Gerçekten şimdi objektif konuşalım. Çünkü evet. 2 gün sonra, 3 gün sonra Paralimpik oyunları önümüzde. Bizim burada konuştuklarımızı seyircilerimiz gayet net bir şekilde dinliyorlar. Evet. Vereceğiniz sözlere de bakacaklar. Evet. Sonra yarışma derecelerine de bakacaklar. Evet, evet onlardan yani, biraz bahsedelim. Yani şu anda ilk 3'te inşallah bir aksilik olmazsa Allah'tan. Yani ilk 3 madalya içindeyiz yani. Yani bronz, gümüş, altında olur. Yani getireceğiz. Peki madalya. Rakiplere baktınız mı? Yani derecelere bakıyor musunuz? Nedir derecelere durumu? Bakıp evet ona göre söylüyorum. Bir yani de şu an hani birinciliğe uzak değiliz. Değiliz diyorsun. Evet, şimdi Murat abi VT'leri oynatıyor. Arkada işte yazıyor işte Zübeyde'nin, Hamide'nin görüntüleri oynuyor. Arkasında T13, T53, evet. T54 yazıyor. Hı.
Bunları seyircilerimize biraz anlatır mısın? Bu ne anlama geliyor? Hangi sporcumuz hangi kategoride yarışacak? Mesela Zübeyde T54 sınıfında işte engeli belinde falan bir sorun olmadığı için 54 sınıfına giriyor. Hani daha işte engelinde biraz daha ağır olduğu zaman işte sırtında işte platin olup da hareketi kısıtlı olanlar 53'e giriyor. Daha kolunda sorun olanlar T51, T52 sınıfına giriyor. Böyle bir sınıflandırma. Herkes kendi sınıfına koşuyor. Yani Zübeyde kendi sınıfında Avrupa şampiyonu. Hamide kendi sınıfında, Zübeyde kendi sınıfında. Herkes karıştı. Ben Hamide. Evet. Biz Hamide ile Zübeyde'yi hep birlikte gördüğümüz için. Evet Hamide, işte sen gerçekten engelli atletizminde bir rol modelsin. Aynen. Senden önce bu kadar başarılı bir sporcumuz yoktu. Sen atletizme nasıl başladın, nereden aklına geldi ve bu merdivenin basamakları nasıl bu kadar yüksek yukarıya kadar çıkabildin? Ben 2008 yılında Akdeniz Oyunları'nda başladım, ilk yarışım oydu. İlk önce basketbol oynadım 2 yıl sonra atletizm branşı açıldıktan sonra bu branşa yöneldim. Bunda daha çok kendi performansımı gösterdiğim için daha verimli olduğunu düşündüm. Böyle başladım. İlk başlayan sporcu bendim. Yine arkadaşlarım vardı. Sonra hocamız geldi, Ömer Cantar. Onunla beraber bu yolda yürüdük. Şu an iyi durumdayım. Derecelerim var. Avrupa şampiyonuyum. Dünya ikinciliğim var. Şimdi paralimpik oyunlar geldi. Evet, Rio olimpiyatlarına gideceğim. Türkiye'yi en iyi şekilde orada temsil edeceğim. Peki böyle gece yattığın zaman bunun rüyalarını görüyormuşum. Böyle son finişe geldiğinde birazcık daha tekerleği daha hızlı çevirdiğin. O tarz rüyalar var mı hiç? Rüya olmuyor da hani odaya geldiğimde antrenmandan sonra düşünüyorum. Yani ne yapacağımı, hedeflerime daha iyi ilerlemek için düşünüyorum yani. Çok büyük bir gurur. Zihin antrenmanı yapıyorum yani. O ay yıldızlı formayı taşımak, evet. Onun gururunu, onurunu yaşamak çok daha farklı bir şey değil mi? Evet. Peki çevrendeki insanlar bu olaylara nasıl bakıyorlar? Ailen, işte arkadaşların, mahalledeki işte komşular ya da bakkal, seni gördüğü zaman ekrandan tanıyan insanlar neler söylüyorlar? Ailemin de bana çok büyük bir desteği var. Bu spora başlamamın annem olmuştu. Bağcılar Belediyesi'ne gidip oradaki biriyle tanıştım. Böyle branşın açıldığını duyduktan sonra ben yöneldim. Çevremin de bakış açısı çok iyi. Ben başarılar elde ettikçe daha çok kendime özgüvenim oluyor. Onları beni tebrik ettiği daha çok gururlanıyorum. Güzel bunlar, güzel duygular. Türkiye'yi bayrağını orada en iyi şekilde temsil ediyorum. Güzel duygular bunlar. Peki şu anda birçok arkadaşın engelli sporcu adayı seni ekran başından seyrediyorlar. Evet. Sen bir rol modelsin onlar için. Onların gözünün içine bakarak sporun senin hayatında neleri değiştirdiğini tekrar anlatırsan böyle onları spora teşvik edici şekilde. Ben kaza geçirdiğimde evde sürekli oturuyordum. Spora başladığımda daha çok özgüvenli oldum. Dışarı çıkıp toplum içine girmeye başladım. Böyle. Peki bunun maddi getirisi de var maddi değil mi? Maddi getirisi de oluyor tabii ki. Artık zengin meyvesini bir kızsın. Meyvesini alıyorum yani. Zengin bir kız mısın artık? O kadar olmasa da var yani. Evet. Zübeyde, sıra sana geldi. Heyecan var mı? Karıştırabilirim her şeyi. Yok, yerlerini. Hiçbir şey karıştırmazsın. Sen tecrübelisin. Yok, şimdiden özür dilerim karıştırırsam. Evet, senin başlangıcın nasıl oldu atletizme? Sonra senin hayatında neleri değiştirdi? Ben Zübeyde Süpürgeci, Bağcılar Belediyesi Milli Sporcusuyum. Ben 2009-2010 yılları arasında başladım bu spora. Ömer Bağcılar Belediyesi tarafından Ömer Cantay hocamız keşfetti beni. İlk başladığımda hani istemiyordum. Yapamam zor diye. Geliyordu bana nasıl yaparım falan ederim diye. Sonradan yavaş 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 başarı gelince daha çok isteğim arttı. Ve bu spora daha çok yöneldim. Daha çok sevdim. Peki çevrendeki insanlar sen bu tarz bir spora başlayınca neler söylediler? Seni motive mi ettiler? Yapabilir misin? Yapamaz mısın? İlk başta kimse bilmiyordu. Sonra beni televizyonlarda başarımı görünce herkes benimle "Aa sen bu sporu mu yapıyorsun? Başarılar sana." deyince ben kendime gurur duydum. Daha çok isteğim geliyor yani yapmak için. Peki hedeflerin arasında neler var? Hedefim şu an olimpiyat, paralimpik Rio olimpiyatları. İlk üçe girmek, ülkemi orada en iyi şekilde temsil etmek. Yani cidden bunu yapabileceğine inanıyor musun? Evet. Yani. Evet. Güzel gözlü kız. Ne zaman tanışmıştık biz seninle? 1,5 sene oldu. Boğaz Köprüsü'nü geçerken miydi? Evet.
Avrasya Maratonu. Avrasya Maratonu. Orada en arkada kaldın. Evet, çünkü yeniydim. Yeniydin. Ne kadar, 1,5 senede ne kadar yol kat ettin Zeynep? Ya bayağı işte yol kat ettim. Antrenmanlarıma her gün gidiyorum. 5 aylıkken Avrupa'da düzenlenen Junior Game'de 2. oldum. Gümüş madalyayla döndüm. Hı-hı. Avrupa şampiyonu barajını geçtim. Olimpiyat A barajını, 100 metrede A barajını geçtim. Hı-hı. Şu anda olimpiyat... Hiç bunları hayal ediyor muydun? 1,5 yıl önce ben bunları yaparım. Ya hani işte istiyordum. Zeynep'le, Zübeyde'yle paralimpik oyunlarına giderim diye hiç düşündün mü? Ya istiyordum ama hani çalışınca başarı geliyor. Ne kadar çalışıyorsun günde? Günde 2 saat sabah, sonra kampta olduğumuz için bir de akşam üzeri çalışırız. Bu sandalyeler özel değil mi Zeynep? Yani normal dışarıda dolaştığınız sandalyelerle yapmıyorsunuz bu, evet, yarıştır. Onların farklı yarış özellikleri. Yarış sandalyelerimiz özel yapılıyor. Hı-hı. Senin kendine ait bir sandalyen var mı? Evet. Kim aldı? Bacra belediyesi. Evet. Senin hayatında spor neleri değiştirdi? Baştan sona böyle. Eskiden nasıl bir insandın? İçerine kapanık mıydın? Kendini eve mi kilitliyordun? Misafir geldiği zaman saklanıyor muydun? Sokağa çıkıyor muydun? Spor senin hayatında neleri değişti? Önceden insanlarla iletişimim daha azdı. Hani fazla iletişim kuramıyordum. Çekingen davranıyordum. Spora başladıktan sonra hani benim de onlardan bir farkım olmadığına inandım. Onlarla şu anda çok iyi iletişim kurabiliyorum. Çekinmeden konuşabiliyorum. Kendime özgüvenim geldi. Ben buyum diyorsun yani. Evet. Bir de çok güzel yemek yapıyor musun? Doğru mu? Evet. Bir börek tarifi verir misin bize? Şu anda çok uzun süre. Niye? Çok kısa bir şekilde özet olarak şu böreğin adını söyle, bir de böreğin tarifini alalım. Tamam ya. Bize anlatıyordun. Bak, tamam, sen beni yayın öncesini terlettin, şimdi ben seni terleteceğim. Hadi bakalım. Ya bizim oranın Şam böreği var. Bulgurlu. Şam böreği. Evet. Bulgurlu, evet. Nasıl yapılıyor? Normal bildiğimiz bulgur, et, soğan, maydanoz, baharat yapılıyor. Sonra mayalı hamurun içine kapatılıyor. Güzel mi tadı? Evet. Tamam Ömer, o zaman paralimpik oyunları sonrasında evet, buluşalım bir yerde. Buluşalım bir yerde. Senin böreğini yiyelim. Söz mü? Olur. Söz mü? Börek mi istediğin? Bak şey ekran yapayım. Karşısında veriyorsun bu sözü. Tamam söz. Ne zaman isterseniz. Evet Ömer, bir de genç bir sporcumuz var. Nurşah. Evet. Orada kıpkırmızı. 3 aylık. Ya ben şunu anlamıyorum. 3 ayda bir insan nasıl paralimpik oyunlarına gitmeye hak kazanır? Şans. Ömer, bunun bir şeyi varsa, torpili varsa şans sağda sol. Şans mı, torpil mi var? Ne var? Şansla doğmuş. Kim anlattı? Evet, kendisi anlatsın. Anlat bakalım bu serüveni. Ben Nurşah Usta. 2016 Mayıs ayında atletizm branşına başladım. Bağcılar Belediyesi katkısıyla. İşte İsviçre'de 100 metrede Avrupa barajını geçtim. 4x400 metrede de bayrak yarışında kotayı aldım. Olimpiyatlara gitmeyi de hak kazandım. Bu kadar basit yani. Şimdi 30 saniye, belki 30 saniye biliyorsun. 15 saniyede paralimpik oyunlarına gitmeye hak kazandın. Öyle mi? Bunun öncesi yok mu? Yani sana bu işi anlatan işte Ömer Hoca'ndı. İşte... Ömer Hoca evet çok yani söyledi. Sürekli gel. Ben hem okul hem spor. O yüzden zor oluyordu ama gene de gitmeye. Nerede okuyorsun? İmam Hatip'te okuyorsun. Evet. Evet. Peki sen bu spora başladıktan sonra okuldaki arkadaşların sana bakış açısı nasıl değişti? Ailen, çevrendeki insanlar. Biraz ondan bahset. Yani biz onları merak ediyoruz. Tamam, olimpiyatta, paralimpik oyunlarına evet, gitmeye. Evet, arkadaşlarım da çok istedi. İşte yurt dışına git, yarışı kazan falan dediler. Ben de işte öyle gittim. Öyle kazandım yani. Geldin. Evet, rekamı ailem büyük. De çok destekledi. Okuldan müdürler falan. Evet, müdürler. Öyle mi? Evet. Ne, biraz anlatır mısın ya, o konulara girelim birazcık. Bir şey olmaz. Biz bize konuşuyoruz zaten şu an. Okula konuşma bile yaptı değil mi? Evet, Lokman Çağrıcı, evet. Hı. Belediye başkanımızla. Geldi. Hı-hı. Okula geldi. Evet, karne günü, son günü. Hı-hı. İşte konuşma yaptım ben de. Nasıl bir duygu ya? Bize, ben çok heyecanlandım. Şimdi tüylerim diken diken oldu. Biraz anlatsana. Evet, ben de heyecanlıyım şu anda. Evet. Biz de heyecanlıyız. Bak ben nasıl terliyorum. Evet. İşte kazandığım şeyi de söyledim. 100 metrede işte bayrak yarışında. Onu işte. Sonra arkadaşlarım da sevindi. İşte böyle bir arkadaşımız olduğu için. Hem engelli hem normal. Spor yaptığım için. Öyle yani. Bu kadar diyorsun yani.
Evet, kendime özgüven geldi. Sonra. O yüzden müdür yardımcılarım da, müdürlerim de, öğretmenlerim de hep yani böyle... Geldiler, tebrik tabii ettiler. Tabii ki de. Peki, yani bu işi daha önce niye keşke yapmadım dediğin oldu mu? Yani keşke evet. Ömer abi beni çok daha önce keşfetseydi, ben de belki daha farklı yerlerde olabilirdim, evet. Hedeflerim farklı olabilirdi. Çok söyledi işte ben. Ettim aslında. Evet, söyledi. Yani seninle ilgili bazı söylentiler de var. Seni zorla kaçırmışlar falan diye bir şey var Ömer de. Gelmedi, ben okuyacağım dedi. Okulum işte... Saatleri aha. Uyuşmuyor falan dedi. Bayağı bir ara verdi. Bir evet, yıl falan. Aha. Ama sonra tekrar bayrak yarışını duyunca artık dedim ki yani okul kadar bu da önemli. İkisini bir götüreceksin yani. Okulundan izin alacağız. Okula i̇şte, olimpiyat yolu var sana diye. Öyle geldi. Sabah 9'dan işte 4'e kadar da okul. Öğlene kadar gitmiyordum. Spora gidiyordum. Sonra öğleden sonra okula gidiyordum. Evet sevgili seyirciler, Ömer aslında eski milli sporcumuz, milli atletimiz. Daha sonra bu başarılardan sonra milli takım antrenörlüğüne kadar yükseldi. Evet. Ömer, şimdi biraz da Türkiye'deki engelli sporlarından bahsedelim seninle. Bundan 10 yıl önce çok farklı yerlerdeydi. Engelliye evet. Bakış açısı, spor. İmkanı Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde engelliyle çekilmiş olduğu bir fotoğraf, bir işte gazete haberi. Sayın Cumhurbaşkanımızın engelliye bakış açısını ortaya koydu. Bunun arkasından da tüm bakış açısı değişti diye düşünüyorum ben kendi açımdan. Sonra Türkiye'deki engelliye bakış açısı değiştikten sonra spora da bakış açısı da değişti. Evet. Gerçekten çok başarılı sporcular yetiştirdik. Ödül yönetmeli bile aynı değildi. Evet, ödül yönetmeliğinde değişiklikler yaptı. Hı hı. Çok güzel anılarımız var gerçi ama evet. Senden Türkiye'deki engelli sporunun o aşamadan bu aşamaya gelişini biraz dinlemek istiyorum. Aslında bizim zamanımızda çok sıkıntılı bir dönemdi. Yani ben antrenmanlara kendi imkanlarımla gidiyordum. Yani hiçbir şey yoktu. Hani bir teşvik yoktu. Ödül yönetmeliği yoktu. Engeller tabii ki ödül olmayınca bir insan kendini niye yor? Her şeyin sonunda bir ödül almak zorundasın yani. O yüzden o kısıtlı dönemlerde engeller pek ön plana çıkmıyordu ama ta ki işte başkanımız bazı sistemleri değiştirdi. Engellerle ödül yönetmeliği aynı oldu. Engeller biraz daha basketbolda işte parladı. Ben tek 2004 Atina Olimpiyatlarına tek sporcu olarak gittim atletizmden. Ondan sonra işte bir şeyler değişti. Ödül yönetmeliği, ilgi, teşvik ama o zaman yine kısıtlıydı benim dönemimde. Ben kendi imkanlarımla antrenmana giderdim. Kendi vitaminlerimi kendim alırdım. Hiçbir destek yoktu yani. Hangi kapıya gidersen geri dönüyordun yani işte. O anda engelli bir resim falan. Bakış evet. açısı gerçekten zayıftı. Çok öncesinde hı-hı. birazcık daha farklıydı. Ama acıyarak şimdiki, bakıyorlardı. Evet. Şimdi hiç kimsenin acıyarak baktığını görmedim açıkçası. Belediye başkanımız... Herkes gurur duyuyor yani sizlerle. Aynen öyle. Belediye başkanımız şu anda bir telefon ediyorum. Servis ayağımda. Şu saatte antrenmanım var diyorum. Hemen geliyor. İmkanlar süper. 2 aydır 5 yıldızlı otellerde kamplarımızı yapıyoruz. Çok güzel gidiyor. Yani bizim zamanımızda bunlar yoktu. Şimdi 2 aydı hatta federasyon başkanımız dedi ne kadar istiyorsan devam ettir dedi. Yani kamp sorun değil dedi. Peki şimdi paralimpik oyunlarına baktığımız zaman gerçekten en fazla sporcu atletizmde gidiyor. Fakat biz daha önceki yıllara nazaran sporcu sayımızı arttırsak da yine de yeterli olmadığını düşünüyorum. Evet, sence atletizm sporunda Türkiye'de neler yapılmalı ki biz bu sayıyı 4, 10, 20, 50'lere çıkartabilelim? Şu anda mesela bedensel engellerde tekerlek sandalye olarak tek biz varız Türkiye'de. Hı hı. Düşünün 4 tane koskoca. Türkiye'de 4 tane tekerlek sandalye çıkıyor. Niye 4 tane? Niye Türkiye'de bu kadar pahalı az bir spor aslında. Hani bireysel gidip de işte ayakta koşup bir ayakkabı alıp da ben bir forma giyip koşup antrenmanı yapayım diyemiyorsun. Kullandığımız tekerlek sandalye yani 25 bin, 30 bin TL gibi bir şeyleri var. Maliyeti var. Bunun lastikleri, malzemeleri çok pahalı. Bizi şu anda federasyonumuz da yardım ediyor tabii ama kısıtlı bir bütçeyle. Belediye desteklemese çok zor durumda kalıyoruz. Yani ama başka şeyi yok yani. O bir kulüplerde işte almıyorlar yani. Bu malzemeyi sağlamıyorlar. Ne oluyor? Yapamıyor kimse. Hep geri planda kalıyoruz. Aslında biraz da hani bizim belediye başkanı örnek bir belediye başkanı. Çünkü hani bize gerçekten çok büyük destek veriyor. Yani hani federasyon bütçesinin olmadığı yerde hemen devreye giriyor. Malzemelerimizi alıyor. Yani biz yurt dışına peki, yarışa gönderebiliyor. Peki bu konuda sponsor desteği alamıyor musunuz? Yani sponsorlar şimdi sizinki da... artık Bağcılar Belediyesi, evet. sporcusunuz ama yani diyelim ki atletizme başlamak isteyen bir sporcu, Samsun'da, Ankara'da, hı-hı. İzmir'de atletizm sporuna başlamak isteyen bir sporcu, bir sponsor desteğiyle, çalışmayla bu milli takım seviyesine yükselemez mi?
Aslında yükselir de işte bizde şey var. Yani sponsorlarda işte engelli dediğin zaman biraz duruyorlar. Hani artık basından mı biraz ön plana çıkamıyoruz, gündeme ya gelemiyoruz. Biz her hafta bir engelsiz spor evet, programında. Evet sağ olun, siz zaten yani sizin sayenizde Türkiye'de bayağı bir açtık bunu yani TRT Spor olarak. Tamam. Ki siz de bayağı bir duyuluyorsunuz yani engelli camiasında. Ama başka yerden çıkmıyor, basında çıkmıyor. Mesela bir dünya ikincisi olduğunda sporcum ya da geçen ikisi Avrupa şampiyonu oldu, hangi basında gördünüz? Ama gözükmedi. Şimdi burada sadece suçu basında aramamak da lazım. Federasyonların çok güzel tanıtım yapması gerekir. Federasyonların da eksikliği olduğu kanaatindeyim. Belki bana kızacaklar ama evet. Yani federasyonların basın bölümündeki arkadaşların sizle beraber gelmesi ya da bir televizyon kanalının muhabirinin, kameramanının sizle beraber o şampiyonaya gelip o görüntüleri çekmesi ve o görüntülerin Türkiye'ye servis edilmesi gerekiyor. Aynen. Bunlar yapılmadığı sürece Türkiye'deki basın mensubunun Hamide'nin orada almış olduğu başarıyı duyma şansı ne kadar var? Evet. Görüntü olmazsa televizyon kanallarında yayınlanamaz. Hı-hı. Fotoğraf olmazsa gazetelerde çıkmaz. Yani bunun için komplike bir çalışma gerekiyor. Bütün herkesin elini taşının altına koyması gerekiyor. Evet. Herkes görevini yapması gerekiyor. O sayede biz engelsiz spor programı olarak yola çıktığımızda bundan 10 yıl önce ampute futbol olarak başladık. TRT'de ampute futbol canlı yayınlarını yaptık. B1 görme engelliler futbol canlı yayınlarını yaptık. Ondan sonra yavaş yavaş insanlar bunun farkına varmaya başladılar. Sonra diğer televizyon kanallarda TRT gibi artık engelli kardeşlerimizin yanına gelmeye başladı. Onlarla röportaj yapmaya başladı. Ama biz bu yola çıkarken şunu prensip edindik. Biz ajitasyon asla ve asla yapmadık. Yani evet. Seyirciyi ağlatmak için değil, seyircinin şunu görmesini sağlamaya çalıştık. Yani Ömer'e, Hamide'ye, Zübeyde'ye başarı son planda. İmkan verildiğinde neler yapabileceğini gör. Engelliye acıyarak bakmak yardım değil. Evet. Engelliye destek olmak. Yani hı-hı. Elinden tutmak. Ne bileyim onu bir tebrik etmek. Ona bir teşekkür etmek. Onun için en büyük motivasyon. Tabii ki. Hamide için, Zübeyde için, işte diğer arkadaşlarımız için ay yıldızı formayı göğsünde taşımak çok daha farklı bir duygu. Yani siz bu işi para için yapmıyorsunuz. Ben az önce espriyle karışık evet. Bu işten para kazanıyor musunuz dediğimde evet dedin ama senin için mühim olan ay yıldızlı formayı göğsünde taşımak. Ben onu hissediyorum, onu biliyorum. Onun sizlerle yayın öncesinde sohbetimizde, işte antrenmanlarınıza gelip sohbet ettiğimde bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyorum. Size verilen para çok önemli değil aslında. Aynen. Çok küçük bir önem. Ama siz bu ülkeyi temsil ediyorsunuz. Burada sizin arkanızdan dua eden insanları temsil ediyorsunuz. Yarın paralimpik oyunlarına gittiğimizde TRT ekranlarından naklen yayınlanacak bu olay. Evet. Yani ben şu anda şunu yani rahatlıkla söyleyebilirim o insanların televizyon karşısında hadi Zübeyde, hadi Hamide, hadi işte Ayşe, Fatma diyeceğini çok iyi hissedebiliyorum burada. Hı hı. İzliyor musunuz olimpiyatları? Tabii ki. Ne yani diyorsunuz? Antrenmandan boş kaldığımız sürece izliyoruz. Şimdi şunu gözlemliyorum. Olimpiyattaki sporcularımız normal işte antrenmanlarda yaptıkları dereceleri yapamıyorlar. Hamide, sence niye yapamıyorlar? Yani orada sen de şimdi katıldın şampiyonalara. Antrenmanlarda yaptığın dereceleri Avrupa şampiyonasında yapabiliyor musun? Heyecan mı etkiliyor? Atmosfer mi etkiliyor? Başka ülkede olmak mı etkiliyor? İklim mi etkiliyor? Ne etkiler sence? Sen söyle Zübeyde. Ben heyecandan yapamıyorum. Hı-hı. O yüzden hani yapacağım bir şeyi heyecandan dolayı gidemiyorum. Panik yapıyorum. Elim ayağım böyle birbirine giriyor. Yani yarıştan önce gözleri doluyor. Ağlayacak gibi çıkıyor yarışa. Peki bunun bir çözümü yok. Mesela diğer yani ben profesyonel olarak milli takımlara baktığımda bunların psikoloğu oluyor. Hı-hı. İşte bu ne bileyim fizyoterapisti oluyor, doktoru oluyor. Acaba bizim milli takımlarda bu tarz eksikler var? Hemen yöneticimize sözü verelim. Şimdi sporcuların tabii antrenmandaki derecesiyle yarıştaki derecesini aynı çıkaramamasının farklı sebepleri var. Yani sadece heyecan olayı değil. Çünkü rüzgarıydı, hava ısısıydı, daha bunaltıcı hava olması hepsi o an yarışçının motivasyonunu engelleyebiliyor. Biz hep bugüne kadar gittiğimiz yarışlarda ben hep sporcularımla ki çocuklarım diyebilirim hepsine. Onlarla beraber ta yarışa çıkacağı ana kadar hep yanlarında oluyorum. Yani ısınması kulvara girerken hadi yavrum Allah yardımcınız olsun deyip
Onları motive etmeye hep çalışıyorum zaten. Onların o anki psikolojisini düzeltiyorum. İşte arkanızda 79 milyon insan sizden başarı bekliyor falan. Güzel şeyleri hep beraber yapıyoruz. Zaten Rio'da da yapacağız bunları yani. İnşallah. Ben ona inanıyorum. Az önce Ömer Bey ile görüşürken hocamızla, hocamız ufak bir vurguladı ama Ömer hocamızın bir özelliği, yani daha önce sporcu olarak gittiği olimpiyatlara da şimdi hoca olarak gidiyor. Bu da herkesin yakalayabildiği bir başarı değil yani. Ömer adına güzel bir duygu, güzel bir mutluluk. Bunu da vurgulamak lazım. Biz de Ömer'le gurur duyuyoruz tabii ki, hem karakteriyle hem duruşuyla hem sporcuya bakış açısıyla Ömer gerçekten sporcu açısından da örnek bir insan. Çünkü artık sporcularımız antrenörlüğü hedefliyor. Ben diyor yetiştirirsem farklı yetiştiririm. Eskiden engelli sporcunun engelsiz antrenörü olurdu. Evet. Yani ben hani yanlış bir şey demiyorum. Çok kaliteli hocalarımız var engelsiz olarak, engelli sporcularımızı yetiştiren. Ama o branşı yapmış engelli sporcu olaya birazcık daha farklı bakabilir diye düşünüyorum. Sandalyede nasıl oturur bilmeyen kişi ne söylese boştur yani. Ya bazı insanların hakkını yememek lazım. Yani engelsiz çok bak, kaliteli. Doğru, muhakkak ki hoca yani olarak bilgisine saygı duyarım. Ama engelsizli sandalyesine oturmayıp da bir engelliye sandalyede şöyle otur demesi çok farklı bir şey. Aslında bu tek bu branşta değil. Tüm tabii branşlarda ki, engelli hepsinde sporcunun yani hoca olarak biraz daha böyle yardımcı hoca lazım. Olabilir. İkinci adam olabilir. Yani aradaki irtibatı sağlar sporcuyla. Sıkıntısını bilmesi lazım. Evet. Yani onu bilirse ki biz Ömer Hoca'yı özellikle tercih etmemizdeki sebebimiz Bağcılar'da oydu. Yani çünkü bu işi biliyor ama bu işin de çekirdeğinden gelme bir hoca. Dolayısıyla sandalyede bir sporcunun ne çektiğini kendisi biliyor. Kendisi bildiği için de daha güzel çalışma yapılıyor. İnşallah ben Ömer Hocama ve şimdiki sporcularıma inanıyorum. Biz 4 sene sonra buradaki sayımız çok olacak yani. İnşallah. O zaman stüdyoya sığmayız. Daha büyük bir yani, salonla yaparız yayınımızı. Yani ben buna inanıyorum. Ölmez de sağ kalırsak. Olimpiyata gidecek sadece atletizmdeki şu branştaki sporcularımızın biz sayısını arttıracağız. Çünkü çalışıyoruz. Şu anda o tip sporcularımız da var. Henüz yarışa girmediler. Ama bu sayı daha artacak yani. Nurşah, en fazla kaç kişi önünde koştun? 7 kişi. Hayır, seyirci olarak soruyorum. Kaç kişi izledi seni gittiğin yarışlarda en fazla? Tribünler vardı dolu yani, muydu? Vardı yani, vardı evet. Ne kadar? 3-3 Bir 3000, 5000 vardı. Şimdi Paralimpik oyunlarına gideceksin, evet, Rio'dasın. Şimdi gözünde canlandır o anı. 30 bin seyirci var. Neler hissedersin? O bir gözünün önünde bir canlandırır mısın? Heyecan yapar mısın? Heyecan olur tabii. Ama işte... Performansa daha iyi. Sen şimdi bayrak mı koşacaksın? Evet, bayrak. Kim koşuyorsunuz? Zeynep, Zübeyde, Hamide, ben. Kaçıncı sırada koşacaksın? Üçüncü. Üçüncü sırada koşacaksın. Son sırada kim koşuyor? Zübeyde. Bütün şeyi sende. Ben koşacağım. Dikkat et ha, bayrağı verirken düşürme sakın. Yok, hayır. Omuzla vuruyoruz zaten. Ha, öyle mi? Bayrak verme yok yani. Yok, omuzla vuruyoruz, öbürü çıkıyor hemen. Ama kaçırırsa diskalifiye. Aynen. Değmek ona zorunda. Değmek zorundayız. Aman dikkat et ha. İsviçre'de vurduk işte. Tamam işte. Vurduk diyorsun. Dünya evet. Üçüncüsü olduk. Favoriler vuramadı ama değil mi? İngilizler. Hollandalılar mı vardı bir de? Onlar vuramadı. Biz Hollandalılar vurduk. Mı vuramamıştı? Amerikalılar, İngilizler. İngilizler. Bizim şimdi Paralimpik oyunlarındaki bayraktaki en büyük rakibimiz? Çin. Çinler zaten... Amerika. Ya onlar nasıl bu kadar başarılı? Fabrika gibi üretiyorlar devamlı. Nasıl bu kadar başarılı olabiliyorlar? Çok sayı çok. Yani şimdi hani atıyorum bizim elimizde 4 tane sporcu varsa, bunları değerlendiriyorsak, onların elinde 200 tane var. Mutlaka içinde cevherler çıkıyor. Evet. Yani seçme yani şeyi daha nüfus, fazla. Nüfus da fazla. Nüfusları da fazla. Kaza oranı da yüksek onlarda. Hep ampute çoğu. Yani Türkiye'nin her yerinden arıyorlar sporcular. İşte bizi görüyorlar. Yapmış. Diyorlar ki hocam yani biz nasıl yaparız bu işi? Ben de diyorum ki önce tekerlek sandalye almanız lazım. Yarış sandalyesi. Ya alalım o zaman falan, işte bize bir yol göster, biz gelelim hatta orada kendi imkanlarımıza kalalım falan. Tamam diyorum, sandalyenin fiyatını söyleyince, ya hadi ya biz nasıl alacağız bunu falan. Ben diyorum artık bulunduğun yerdeki ya kaymakamına gideceksin ya belediyeye gideceksin.
bir şekilde alacağım. Bunun başka yolu yok. Yani federasyon da direkt alamıyor hani sıfırdaki bir sporcuya. Bunun bir ligi yok değil mi Ömer? Yani ampute futbol gibi, B1 futbol yok. Ligi gibi. Ligi yok ama yarışlar çok. Yok. Yarışları... Yarışlar çok yani. Bireysel. Peki sen bir takım hocası olarak bu tarz yarışlara gidip sporcu seçiyor musun? Gerçekten Bağcılar Belediyesi'nin bu 4 tane sporcusunun haricinde millik seviyesine ulaşabilecek sporcumuz yok mu? Seçecek bir yarış yok ki Türkiye'de. Hani çok... maratonlar oluyor yine biz gidiyoruz. Hmm. Yani başka yabancı sporcu yok. Olanlar da sadece basketbol oynuyor. Basketboldaki bir insanla çekemiyoruz atletizme. Orada belli farklı bir branşlarda farklı alıyor. Sporlar yapanlar birbirlerinin kaslarını mı etkiliyorlarmış? O yüzden tabii bazı sporlar birbirini de şey yapıyor yani. Kasları etkiliyor yani. Mesela ben çok basketbol oynadım zamanında. Oradan çıkıyordum, atletizme gidiyordum. Vücut yoruluyordu, yıpranıyordu yani. O yüzden tek branş yapmak biraz daha faydalı. Evet, sayın süpürgeci. Daldınız gittiniz. Rio'ya mı gittiniz, ne yaptınız? Bilmiyorum sizi. Evet, sen yetkili olsan, sana imkan verseler neleri değiştirdin? Herkesin ölçüsüne göre önce araba alırdım onlara. Oo, sen çok zengin. Evet. Kendi sıkıntısını söyleyeyim. En çok sıkıntı bu yani. Senin ölçülerine göre yok mu bisiklet? Var da biraz. Şu an alındı, bekliyoruz gelmesini. Yani gelmedi şu an. Sonra malzeme sıkıntılarını giderirdim. Sporcu seçerdim, onlara eğitirdim. Daha çok şey destek verirdim onlara. İmkan verirdim. Evet. Evet, sen söyle. Verelim mi yetkiyi sana? Ver. Senin var mı Ömer'in yerine geçmek gibi bir hedefin? Öyle söylenki dolaşıyor. Ha? Yok, hocamız çok iyi şekilde yapıyor zaten. Ya ama hep böyle kalmayacak ki. Yaşlanacak. Yarın bir gün gidecek. Ben sporcu olarak şu anda devam etmeyeceğim. Peki antrenörlük zor bir şey mi sence? Tabii zaman da zorlukları var sonuçta. Sporcu çalıştığında. Sporcu çok naz yapar mı? Çok kaprisli midir? Onu hocaya sormak lazım. Yok, ben sana soruyorum işte. O hoca, sen sporcusun. Yerine göre canı yapmak istemez. Yapıyor musun sen her şey kaprisler? Ben şu ana kadar daha yapmadım mesela. Mesela neler yapılıyor? Onları biliyor musun kapris olarak? Ama hani insan canı bazen yapmak istemiyor. Her zaman vücut aynı şekilde hani antrenman yapmaya müsait olmuyor. Hani kafa yapısı. O gün mesela antrenman yapmak istemiyor. Ama yapmak zorundasın. Ve onu yap. Başarı için mutlaka onu yapmak zorundasın. Hani illaki senin canı istemiyor diye antrenman yapmak. Ömer, böyle şeylerle karşılaştığın zaman ne yapıyorsun? Mesela sen sporcuysan yapmışsındır kapris. Evet. Yaşadığım şeylerin aynısını onlar da bana yapmaya çalışıyor. Anlıyorum tabii ki. Ama kesinlikle kırmıyorum. Yolunu buluyorum. Peki bir kaprisin çözüm yöntemi nedir abi? Neyse ama Hamide'yi şey yapalım. Hamide çok kaprisli olmadığını biliyorum. Onun için söylüyorum. Şimdi bana karşı kapris hani şeyde yaparsa yapıyorlar. Yani saha içinde yapmıyorlar. Hı-hı. Yani her dediklerim şu anda çok memnunum sporcularından. Hani bazı ufak tefek şeylerin de hani ben de yaşadım ya, onları biliyorum. Yani o yola gidiyorum yani. Bir şekilde anlaşıyoruz. Anlaşmasak zaten burada olmazdık yani. Evet. Onların dillerinden anlıyorum. Arkadaşlar gerçekten çok güzel sohbet ettik. Bir aile ortamında sohbet ettik. Paralimpik oyunlarına gerçekten çok az bir süre kaldı. TRT ekibi olarak da kuvvetli bir ekiple paralimpik oyunlarında evet, olacağız. Yarışlarınız güzel. İnşallah TRT ekranlarından naklen yayınlanacak. Gerçi saat farkı var ama yine de özet görüntüleri seyircilerimiz seyredecekler. Ben sizlere canı gönülden başarılar diliyorum. Sağ olun. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı bilmiyorum ama. Sizin orada olmanızdan gerçekten yani mutlu olacağız. Evet, İnşallah. Kürsüye çıktığınızda arkadaşlar koşarak gelirim. Allah İnşallah. Bana sağlık. Beraber madalyalar inşallah. Evet, madalyalar. Röportaj yaparım TRT Spor mikrofonlarıyla İnşallah. Yanınıza gelip. Evet sevgili seyirciler, bir engelsiz spor programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.